Laz böreği hamuru için efendim elde açacağız. Canlı yayında bakın arkadan böyle pişmiş falan çıkmayacak. Her şey burada gözlerinizin önünde olacak. Hamuru için aldığı kadar un, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ başlayabilirsin Havva'cığım. Evet, tamam. Yarım çay bardağı su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket mısır nişastası ve tuz. Muhallebisi için 4 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 6 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 2 adet yumurta ve karabiber. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 6 su bardağı su, üzeri için 250 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ. Evet, Havva'da böyle baktım eli çabuk girdi. Tık 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 maşallah. Nasıl gidiyor Havva? Neler yapıyorsun? Güzel gidiyor. Ev hanımıyım ben. Tariflerle uğraşıyorum. Çok güzel. Kendine bir meşgale. Çocuklar aynen. Kaç yaşında? Biri 9 yaşında, biri 11 yaşında. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin. Böyle kendini mutfakta stresini atıyorsun. Hem de tarif yapmak biliyorsun aşkla yapılan evet, şeyler. Evet kesinlikle, kesinlikle. Bunu demek ki anneden mi el aldın yoksa? Anneden gelen bir şey bence. Genetik olduğuna düşünüyorum. Hı hı. Ondan sonra ben aslında eskiden mutfağı hiç sevmezdim. Değil hiç mi? Aram yoktu. Çocuklar olduktan sonra. Hı hı. Aynen çocuklar olduktan sonra değil. Ben Mahallemi böyle elimle yoğursam ne olur? Tabii ki elle yoğuracağız. Yani eldiven falan. Zaten mis gibi kısacık gelmiş Havva. Temiz. Tabii ki elinle yani yoğur. Sana roz mu vereyim? Gold ver bana ya. Gold veriyorum. Gold ver bana. Ben de Havva'cığıma yardım edeyim. Muhallebi yapayım. Aynen evet. Evet böyle bakalım hem tencereleri deneyelim. İzleyicilerime gönderiyoruz. Şöyle sponsorumuz vermiş sağ olsun ama. Şöyle bence, aynen. Bence bir denemesi lazım Nermin Nefes Mutfağı'nın. Tabii. Bu tencereleri onaylaması gerekiyor. Yok öyle İbrahim Bey. Ben denemeden olmaz. Şimdi efendim muhallebi için... ne yapıyoruz Havva'cığım bana anlatırsan? Sütümüz var. Tamam. İlk başta kuruları karıştıralım mı? Aynen öyle yapalım. Şekeri de ilave edelim. Şöyle şu konuda rahat çekebilsin. Şey, muhallebimiz piştikten sonra. Tamam. Unumuzu koyduk. Evet. Şekerimizi de ilave edelim. Şekerimizi koyuyoruz. Şöyle bir kuruları karıştırıyoruz. Aynen. Vanilya var orada. Onlar şey muhallebisine tamam, şey piştikten sonra. Şöyle. Mısırları mı vereceğiz? Yo yo. Bütün. Evet. Tamam. Şöyle koyduk tamam. Ve açtık. Şerbet için de bir tencere alayım tamam, Serpil. Onu da yapalım. Tabii bu Laz böreği biliyorsunuz aşamalı olan bir lezzet. Aşama aşama bunu yapacağız ve sonrasında bütünleyeceğiz. Gerçekten Havva Hanım kendine güvenmiş. Çünkü canlı yayında böyle açmak, iç malzemesini hazırlamak helal olsun. Ben böyle becerikli kadınlara bayılıyorum açıkçası. Bunu da vereyim dedim Nermin. Bir roz, bir gold bakalım hangisi ekranda güzel duruyorsa izleyicilerimiz onu alsın. Şerbetini nasıl yapıyoruz Havva'cığım? İkisini karıştıralım suyla şeyi. Tamam. Hemen ocağa alalım şekeri. Tamam tatlım. Kaç dakika pişecek? Kaynayacak böyle rengi bal sarısı aynen. Okey. Hemen efendim aldık. Bu arada dün çok tatlı mesajlar aldık. Dalgınbazı değil şey yağlarından arındırdı bizim kızlar sağ olsun. Ocak üstü bayağı felaket durumdaydı. Hepsinden kurtulduk. Allah razı olsun. Kızları ben mutfağa girdi ama kızları bir tansiyonu oynamıştı. Eti benzi sararmıştı. Sağ olsunlar ama hallettiler. Bir de keyifli oldu. Ekran başında sizler de bizim gibi hop oturup hop kalkmışsınız. Yangınlar falan havada evet, uçuşunca. Evet çok güzeldi. İzlediniz mi? Evet harikaydı. Evet evet çok keyif almış herkes. Böyle ara ara yapıyoruz efendim. Tabii ki siz evde denemeyin. Sakın. Siz evde denemeyin. Bizim şurada kenarda tüpümüz var. Yangın tüpümüz. Serpil diyor ki gözüme pordaydı diyor. yani bir şey olsa koşup kapacaktık. Tamam. Ben zaten neye uğradığımı şaşırdım. Böyle geriye falan kayıyorum, ileriye gidiyorum. Ne oldu falan diye. Keyifliydi. Evet şu an bir anda muhallebimizi yapıyoruz. Bir anda şerbetimizi kaynatıyoruz. Havva'cığım da çok güzel bir hamur yoğurdu. Şöyle güzelce harmanladım biliyor musun? 35'ten daha küçük gösteriyorsun Havva. Evet herkes öyle söylüyor. Ben şaşırdım valla. Havva bunu teşekkür ederim. Bir taraftan. Efendim? Erisin mi? Erisin. Bir de iki tane çocuk maşallah. Evet. Eşi de stüdyoda yalnız bırakmamış, destekliyor. Evet, teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Kameralar hemen döner eşine. Hoş geldiniz sizler de. Bunu tezgaha alabilir miyim? Tabii. Tabii, tabii. Allah. Destekçi mi eşi? Yanında mı? Evet. Tabii. Önemli.
Nasıl? Aa, tesbih mi gelmiş? Bakalım tesbihlerimizi de alalım evet. Buraya. Nerede onlar? Hemen alalım Rabiş. Evet, bir yandan şerbeti yapıyoruz, bir yandan hamurunu, bir yandan muhallebisini. Bize tesbih getirmişler. Hediyeyi çok severiz. Ben tesbihi çok severim. Hatta arabamda, direksiyonumda vardır efendim. Gülerler bana, hani böyle hayırdır falan derler. İki taneydi ama. Öbür iki tane kutuyu da alalım. Bir tane daha varmış. Getir bakayım Serpil. O mu bakayım? Yapımcının olmasın. Dur bakın. Yok, o yapımcının. Bu değilmiş. Yani benimkini getirin. Benimkini getirin. Şöyle bir tane kahverengi şallı bayan var ya. Feyza Hanım'daymış Rabia'cığım. Tamam, şimdi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Şimdi neler yaptık? Hemen kısaca özet geçelim. Nasıl yoğurduk? Hamurun içerisinde neler vardı kuzum? Hamurun içinde ne vardı? Süt. Ondan sonra sıvı yağ, su. Bunlar vardı. Aynen. Un. Şöyle ne yaptık? Yumurta, evet. Süt, sıvı yağ. Yarım çay bardağı su ile 2 yemek kaşığı sirkeyi de alıp 1 yemek kaşığı tereyağıyla ve mısır nişastası ile birlikte güzel bir hamur yoğurdu Alba. Nermin Hanım'ın alttaki sizin. Ben bakarım şey yaparız. Şurada dursun eline sürmesi. Sürmemiş. Ondan sonra güzel bir hamur yoğurduktan sonra kaç bezeye ayırdık Hava? Bakacağız şimdi. 4, 6, 8 bezeye ayırdık. Şimdi burada da muhallebisini hazırladık. Süt, şeker, un, vanilya ile birlikte tamam, yumurtasını sonra ilave edeceğiz. Şerbeti için ise yine şekeri ve suyu tenceremizin içerisine aldık. Bunu 250 gram yağımız da burada eriyor efendim. Şimdi gördüğünüz üzere yufkalar hızlı hızlı açıldı. Minik minik bezeler yapıldı. Güzel bir şekilde Laz böreğini, hamurunu, yumurtasını yedirdik. Nasıl koyduk iki yumurta? İki yumurta, karabiber koyduk. Bir tutam, bir paket de vanilyamızı ekledik. Şerbetimiz burada hala tabii ki kaynıyor. İyice kaynaması gerekiyor. Böyle bir sağcağın. Evet. Aa, ne güzelmiş. Bu yeni model böyle. Bu arada ikinci şifreyi vereceğim ben. Şifreleri bize DM'den yazıyorsunuz. İşte sayfayı takip etmediğiniz takdirde malum yapamıyorsunuz, yorum yapamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ben en başından beri bu şekilde yaptım çünkü haksızlık olmaması için yorumları sadece bizi takip eden izleyicilerimiz yapabiliyor. Önce sayfayı takip edeceksiniz. Ondan sonra zaten istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Şifremiz neydi? Birinci şifreyi söylemiş miyim? Otur. İkinci şifremiz otur. Şu an ekranda görüyorsunuz efendim. Ne yapıyoruz? Nermin Nefes Mutfağı'nı takip ediyoruz. Altındaki sponsor firmamızı takip ediyoruz. Sonrasında zaten bolca arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Şifreyi bütün bir şekilde istiyoruz. Lütfen DM'den yazmayın. Lütfen özelden atmayın. Hiçbir anlamı yok. İşte bana çıksın, işte ne olur bana gönderin demeyin. Çünkü gerçekten hani yüzlerce yorum oluyor ve sadece bir kişiye gönderebiliyoruz. Bu da adaletli olması için yorum yapanların içerisinden seçiliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Yani öyle özel yapacağımız bir torpil durumumuz yok. Birazdan da sarı tencereleri setini kazanan izleyicimizi de açıklayacağız. Allah nasip eder ise. Güzelce Hava Hanım ne yapıyor? Muhallebili harcını koyuyor. Muska şeklinde de sarıyor. Çok da pratik bir tarif gördüğünüz üzere. Şipşak. Biz eskiden ne yapıyorduk? Böyle kat kat yapıp ortasına muhallebiyi döküp yapıyorduk. Hazırlıyorduk bu Laz böreğini ama bu şekilde bence daha kolay ve daha pratik. Değil mi? Evet, çok pratik böyle. Ben ilk defa içinde karabiberi duyduğumda çok şaşırmıştım Hava ama inanılmaz güzel lezzet veriyor. Çok güzel lezzet veriyor aynen. Mutfak sevdası nereden geliyor? Mutfak sevdası nereden geliyor dedim ya, hiç mutfakla aram yoktu benim. Evlenince çocuklar olunca mutfağa verdim kendimi. Sonra sayfa açtım ben kendime, dedim paylaşayım bir deneyeyim. Güzel tepkiler aldım, ondan sonra şunu alayım ben. Al Havacığım. Yöresel lezzetleri yapıyor musunuz? Evet, yapıyorum. Samsun'un güzel. Evet, pidesini yaptım. Samsun pidesini. Eşiniz de Samsunlu? Evet Nermin Hanım, eşim de Samsunlu. Güzel. Şöyle. Hali yöresesi çıktı. Ben bazen tariflerimde de öyle yapıyorum Serpil Hanım. Böyle bazen konuşuyorum, çocukları eğlendiriyorum. Ne kadar güzel. Özellikle arkadaşlarımın çocuklarına yapıyorum bunu. Bayağı seslendiriyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu çok önemli. Diyalog, insan arasındaki ilişki. Harika. Kesinlikle. Hani burada da tam yapamadım ama yap. Arada bir hoşuma gitti. Tamam, olur. Anlaştık. Valla.
Eşin şey yapıyor değil mi? Giriyor mu mutfağa, böyle yardım ediyor mu sana? Doğruyu söylemek gerekirse hayır. Evet, benim yani, öyle oluyor eşler. Aynen. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ama yemeği seviyorlar en azından değil mi? Yemeği seviyor ama değişik tatlara hiç açık değil. Öyle mi? Damak zevki. Evet, çok seçici. Annenin yemeklerini arıyordur değil mi eşler? Anneci oluyor yani birazcık. Yani tabii ki, hangimiz aramıyoruz ki? Sen de mi arıyorsun ama? Tabii ki arıyorum evet. Kayınvalideden de tabii öğrenmişsindir değil mi? Tabii ki, o da çok güzel yemekler yapar. Kaç yaşında gelin oldu? Kaç yaşında? 20 yaşında oldum. Güzel. Aynen. Yani Ezra bunun kadar küçük değilmiş. Yo yo, iyi sayılır. İdeal işte. Yani 23. Evet efendim, hava hızlı hızlı yapıyor ve arada bir seslendirmeler de gelecek. Serpil'e evet. Şaşırdım. Az önceki. Serpil Hanım ne var? Bir ara kafamı bir kal, bir isim var dedim başka. Şeyden, çünkü havayı böyle şimdi şey gördük ya, sessiz, böyle birden şey yapınca güzel oldu. Sessiz ben, evet. Diyorsun sen, birazdan görürsün diyorsun. Hava bunun hepsini sığdıracak mıyız sence? Bak yükselmedi. Sırana kadar yaparız. Tekmesi pek olurmuş diyor. biliyoruz Yüksel Bey. Ama hava belli, becerikli maşallah. Teşekkür ederim. Yufkaları açtı. Şipşak da sarıyor. Eli de hızlı. Zaten hızlı olmasa mutfağı sevemez. Evet. Çünkü biz hanımlar bir an önce sunumu görmek istiyoruz. Sunumla taşlanınca zaten gözümüz ancak o zaman şenleniyor. Aynen. Hani görseli de göze hitap etmeli diye düşünüyorum. Çocuklar yemek seçiyor mu Havacığım? Evet, maalesef çok seçiyorlar. Allah Allah, böyle güzel yemek yapan evet, bir anneleri var, daha ne istiyorlar? Maalesef. Çok zor oluyor seçen. Tabii ki çocuk zor. Seçen eş. Burada bir gönderme oldu sanki. Yani oldu. Olsun. Olsun bir zahmet. Bundan böyle, neydi eşinizin ismi? Yusuf. Yusuf Bey lütfen bak, çok güzel yemekler yapıyor. Sinirlendirmeyelim Hava Hanım'ı lütfen. Havacığım o da yeter sanki değil, değil mi? Mi? Aynen aynen. Bence de. Onu siz alın, ben şunu hemen şöyle. Umarım alırım Hava. Ya da ben alayım isterseniz. Şey, ince ya, hemen yapışıyor. Yağlı bir hamur bir de. Evet. Bizim burası da bir hayli sıcak oldu, niye acaba? Hemencik evet ısınıyor, sabah buz gibiyken. Evet. Bence yeterli artık, onu da yaptık. Sanki şu tarzı gelip kalma. Şey yapalım, fırına verelim çünkü diğer tariflerimize evet. Geçelim. Alayım ben bir güzel poşeti. Dolu güzel bir program olacak. Şimdi beraber yapacağız havayla. Burada da şerbetimiz kaynıyor. Ne bir buzlu poşet alabilir miyim? Güzelce kaynatıyoruz. Koyu kıvamı alana dek. Birazcık daha buharlaştıracağız değil mi şerbeti Havacığım? Evet. Evet, şöyle bakın, yağımızı erittik, yağımızı en son üzerine gezdirecek. Şerbetimizi fokur fokur kaynatıyoruz çünkü birazcık daha böyle bal rengini almasını istiyor Hava. Daha böyle baklava şerbeti kıvamında olsun istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Güzelce sarıyoruz ve toparlıyoruz. Bir hayalin var mı yapmak istediğin? Yapmak istediğim bir hayalim yok aslında. Sadece tariflerimle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum aslında. Tariflere yönelik. İnşallah gönlünce olsun o i̇nşallah, zaman diyelim. İnşallah. İşleyen tabii ki demir pas tutmaz. Sen de bu şekilde çalışmaya devam edersen bence olur. Evet, evet kesinlikle. Özellikle biz çocuklar doğurduktan sonra böyle büyüdü mü birazcık boşluğa düşürüz değil mi? O arada da. Evet, o arada aynen. Güzel kesinlikle. Şeyler çıkıyor ortaya. Evet. Bir de yemekle uğraşıp zayıf kalmak nasıl oluyor? Nermin Hanım, ben yemeği pek sevmiyorum. Bu da öyle diyeyim gibi yapıp yedirmeyi seviyor. Aynen evet. Yemekle aram pek yok. Ben daha çok böyle salatacıyım. Hani otcuyum diyeyim size. Öyle mi? Ot yemeklerini çok seviyorum. İşte yeşil yemekler, böyle yeşil meyveler. Belli kıza baksın. Özellikle salata favorim. Çok seviyorum yeşil salatayı. Bence ondan bu yeter. Zayıf kalıyorsun tabii ki. Açıklayalım mı? Tencere setini kazanan kıymetli izleyicimiz bakalım kim oldu? Hemen giriyorum. Öbür telefondan göndermişsin. Hemen bakıyorum. Ayşenur Taş hanımefendi. Şu önde var böyle set şeklinde. Evet, şu an ekranda görüyorsunuz. Tezgahımın altındaki Ayşenur Taş şu an Nermin Nefes Mutfağı'nda sosyal medya
ismiyle birlikte Aytaç paylaşmış olacak. O yüzden hikayelerimize bakmayı unutmayın efendim. Sonra diyorsunuz ki açıklamadınız işte gelmedi, görmedik, etmedik. Ne olur birazcık hassasiyetli davranalım. Biz de çok yoğunuz. DM'den yazıyorsunuz, dönemiyoruz. Orada biraz sizinle böyle bir küslük oluyor. Küsmeyin bize. İnanın yüzlerce mesaj geliyor ve her gün biz burada açıklıyoruz. Sonrasında da hikaye kısmımızda açıklıyoruz. Söylüyoruz, DM üzerinden mesaj atmayın. Benim şahsi sayfam Nermin Gül'e mesaj atmayın. Oradakileri kontrol altına alamıyoruz. Sadece Nermin'in Enfes Mutfağı'nda paylaşmış olduğum son görselin altına istiyorum yorumlarınızı. Teşekkür ediyorum ilginiz için de. Havvacığım ne yaptık? Şimdi tereyağı gezdiriyoruz üstüne. Şimdi hemen 170 derecede fırında pişecek. 170 sonra, derecede. Sonra aynen. Harikasın. Sonra şerbetini ilave edeceğiz. Tamam yeter bu kadar. Oldu mu Havvacığım? Evet. Ben de hava gibi bir konuşayım şöyle. Evet Nermin Hanım. İşlem tamam. Artık fırına yollayabiliriz. Yollayalım mı? Evet. Vallahi süper oldu. Hemen gönderiyoruz. 170 dediniz değil mi? Evet. 170'e düşürüyorum efendim. Alt üst bir ayar mı? Fanlı mı Havvacığım? Alt üst. Hemen alt üst açıyorum. Bu çok aşırı sıcak. Buraya atsak bu olmaz. Hamam gibi olmuş. Öbür tarafa atayım bence. Hamur olur çünkü. Şöyle hemen bu şey yapmışız nedense. Hah bu iyi. Bu iyi. Şöyle 170. Bunu bir üste çıkartayım mı? Olur. Havacığım şunu rica etsem bana. Evet, koyduk pişmesi Laz böreğini tamam. Ve pişmesi için aldık. Yakmış mıyız? Yok, fırını açmamışız Nermin. Ya açtık, nasıl açmadık? Vallahi kör gözüm sıfırda gördü onu. Şuradaydı. Neyse. Buralar başka olsun, hemen çekiyor bizim açığımızı. Bunda da vardır bir hayır vallahi. Efendim. 240'a çevirdim artık, içi pişmiştir. Şöyle gösterelim. Şerbeti dökeceğiz efendim. Sadece şerbetlenecek. Şerbet sıcak mı olacak ya da nasıl olacak hava? Normalde ılık oluyordu. Tamam. Hı-hı. Tatlı ilk sıcağı çıkmış. Hı-hı. Tamam. Hemen gözünle buraya da bakar mısın? Bakalım. Biraz daha kızarması gerekiyor. Tamam, son bir iki hı-hı dakika hı-hı maksimum. Aynen. Okey. Şöyle bakın. İlk sıcağını çıkarmamız gerekiyor ama biz canlı yayında olduğumuz için şöyle hemen gezdiriyoruz. Son dakikalara girdik. Biraz bekletince de güzelce şerbetini çekiyor zaten. Kaçtı? Bir gece dolapta durunca daha iyi oluyor değil mi Havva? Evet çok güzel oluyor aynen. Oraya koyalım hepsini Havvacığım. Güzel, hareketli, canlı bir program oldu yine her zamanki gibi. Bizde efendim yavaş yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.